Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel üç renkli tığ işi şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelin farklı, değişik bir model olacak. Farklı bir teknikle de yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar mavi ipimle başlıyorum. Şöyle önce sıkılama zincirimizi çektik. Şimdi zincirlerimizi çekerek başlayacağız. Yapacağımız model arkadaşlar bebek elbiselerinde, kız çocuğu elbiselerinde eteklerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Yine yelek olur bu modelden. Evet bu şekilde çok sıkmadan gevşek bir şekilde zincirlerimi çekiyorum. Göz kararı bir zincir çekeceğim. Zincirlerimizi biraz uzun çekelim. Çünkü biraz modele ya yani modelle alakalı olarak çekiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet biraz daha kamera açısında yapalım. Evet uzunca bir zincir çekeyim ben. Daha sonra keserim fazlasına. eksik kalmasın. Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli olacak. Devam ediyorum hemen. Bakın şöyle tığımın üzerine aldım. Buradan 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum ve ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde tığımın üzerine tekrardan aldım bunu atlıyorum ikinciye batıyorum ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine tekrardan aldım bunu atlıyorum ikinciye batıyorum bir iki defa daha çekiyorum tığımın üzerine tekrar aldım bunu atlıyorum yanındakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum Şimdi sayalım ikili trabzanlarımızı. Buradaki zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekmeden trabzanlar yaptık. Burada da birer tane zincir atladık. Şimdi tığımızın üzerine alıyoruz. Zincir atlamıyoruz arkadaşlar. Direkt yanındakine, dibindekine batıyorum. Çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın aynı yere tekrardan batıyorum. 2 oldu. Bakın şu zincirimizin içinde 1 2 tane trabzan oldu. Devam ediyoruz. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. 5 tane trabzanımızı yaptık buraya. Evet devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen dibindekine bakın batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın hemen dibine batıyorum. Evet, dibine battık ve burayı tamamladık. 5 burada, 5 burada birer tane de dibinde zincir atlamadan yaptık. Şimdi tığımızın üzerine alıyoruz. Ve bakın bunu atlıyorum bir yanındakine. Batıyorum. Şurada battığımı da sayıyorum. 1 2 oldu. Buna değil, buna. 3 oldu. Buna değil, buna. 4 oldu. 5 6 7 8 buna değil, bir yanındakine ve 9. 9 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle sayacak olursak bakın şu 5 taneyi bunun içine yaptık. Sonrasında geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekmeden her birinin arasına birer tane zincir bırakarak trabzan yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi modelimizi tekrardan yapacağız. Şuradaki modelimizi tığımızın üzerine aldık. Bir yanındakine bakın hemen dibindekine batıyorum burada ikili trabzan yaptım. 1 oldu. Bunun içine bakın buraya tekrardan batıyorum. 2 3 4 5 5 tane yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine batıyorum. Yine ikili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tane de buraya yaptık tığımızın üzerine aldık bakın önce dibine batıyoruz bir tane boşluk bırakmadan bu bir oldu birinci trabzanımız şimdi öbür trabzanlarımızı yapıyoruz bunu atlıyoruz buna 2 kenar trabzanını yapıyoruz arkadaşlar 5 tane yapacağız o yüzden 3 4 ve bunu atlayıp buna batarak kenar trabzanımızı oluşturmuş olduk. Evet modelimizin zemini arkadaşlar. Arada 9 trabzan, kenarlarda beşer tane trabzan yaptık. Şimdi gelelim modelimizi kurmaya. Bakın burası zeminimiz. Şimdi bu zeminin üzerine modelimizi yapacağız. Tığımın bir tane zincir çektim ve çevirdim. Ve bakın şuradaki hemen dibindeki yere batıyorum. Şu parmağımı bakın şu parmağımı şöyle koyuyorum ve üzerinden ipimi çekiyorum bu şekilde ve çıkarıyorum. Parmağımdan ipi de çekiyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak şimdi modelimizin. Devam ediyorum. Buraya batıyorum. Pardon, şuraya battık. Parmağımızı koyduk. Pardon. Şöyle parmağımı koydum. Bu şekilde çıkarıyorum. Çekiyorum ve parmağımın içinden çıkarıyorum. Bu da ikinci modelimiz oldu. Devam ediyorum. Bakın bir yanındakine battım. Parmağımı koydum. Bu şekilde çıkarıyorum ve çekiyorum. Parmağımdan çıkarıp bırakıyorum. Devam ediyorum. Battım. Bakın parmağımı koydum. Çıkardım. Çektim. Parmağımdan çıkarıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şöyle düzeltelim. Bu modeli yaptıktan sonra buharla ütü vurabilirsiniz arkadaşlar çok düşük bir ayarda. Şu iplerinizin dönmemesi için. Evet, şimdi bu şekilde püsküller yapacağız. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Her bir zincire batacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde batıyorum. Şöyle çekiyorum. Şöyle pardon, ipim yarılıyor. Şöyle çıkarıyorum parmağımdan bu şekilde çekiyorum. Tekrardan bir yanındakine bakın. Battım, parmağımı koydum, çektim, çıkardım. Bir yanındakinden battım. Parmağımı koydum. Çektim, çıkardım. Evet, gelelim bir yanındakine. Battım, bu şekilde çıkardım, çektim. Bir yanındakine bakın. Oldukça kolay bir model ve çıkardım. Şimdi şöyle göstereceğim sizlere. Bakın şöyle peş peşe çok güzel püsküller oluşturduk. Evet. Şimdi arkadaşlar ben sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hepsini tamamladım. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde peş peşe saçaklar oluşturduk. Şimdi devam ediyorum. Son olarak şunu tekrar yapayım. Bunu sonunu göstereyim size bakın. Son olarak şuradaki son zincirime battım ve aynı şekilde bakın şöyle parmağımı arasından geçirerek burayı da tamamladım ve şuradan çıkardım parmağımla. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Her bir zincire bakın bu şekilde batacağım her bir zincire ve buraya saçak pardon sık iğneler yapacağım Evet bakın saçakların üzerine bu şekilde sık iğneler yapıyoruz Evet şimdi sıra sonuna kadar buradaki bütün saçakların üzerine yani her bir zincire birer tane sık iğne yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar bütün püsküllerimizi bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim bakın. Peş peşe püsküller yaptık. Evet şimdi devam edelim. Şöyle bir zincir çektim ve çevirdim. Şöyle 2 3 zincir oldu burası. Tığımın üzerine aldım. Bakın şunu boş bırakıyorum buradakine. Batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu bir, bu iki oldu. Tığımın üzerine tekrardan alıyorum. Bunu boş bırakıp bir yanındakine batarak devam ediyorum. 3 tane oldu şu an. Bunu boş bırakıp bir yanındakine batıyorum. 4. Bunu boş bıraktım. Bir yanındakine battım. Ve 5. Bakın 5 tane bu şekilde trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzanımı yine direkt yanındakine yapıyorum. Bakın. Ve bunun içine tekrardan 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptım iğımın üzerine aldım. Bir yanındakine battım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane de buraya yaptım. Evet. Şöyle püsküllerimi göstermek istiyorum. Eee dediğim gibi arkadaşlar sonrasında hafif bir ütüyle buharla bunları sabitleyebilirsiniz. Daha böyle aşağıya yatık olabilir. Şu anda ben örerken elimde bozuluyor çünkü. Şöyle biraz görüntüsü çok güzel görünmüyor ama daha sonrasında bunları düzelteceğiz. Evet devam ediyorum. Hemen dibindekine batıyorum. Bir. Bunu boş bırakıp bir yanındakine iki. Boş bıraktığım bir yanındakine üç. Dört. Beş. 6 7 8 ve 9. Yine araya 9 tane trabzan yaptık. Tığımın üzerine aldım. Dibindekine battım. 1 2 3 4 5 bir yanındakine geçtim. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, buradaki işlemin aynısını buraya da yaptım. O yüzden biraz hızlı geçtim. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine, dibindekine battım. Bir, iki, üç, Evet 4 ve 5 yapıyoruz. Bakın 5 taneyi yaptık. Bu kenarda bir tane fazla kalıyor. Şöyle şuna da bu şekilde batalım. Burayı da tamamladık. Şimdi bir zincir çektik ve çevirdik. Tığımın üzerine almadan her bir zincirin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle bir yanındakine bir yanındakine Evet, bu şekilde devam edecek. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar zincirleri sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sık iğnemi de yaptım şöyle. Şimdi gelelim ip geçişine. İp geçişi içinde bakın bu şekilde ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. 2 3 Bir tane daha çekelim. 4 zincir çektik. Çeviriyorum. Şöyle ipimi kurtarayım. Evet. Ve devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım yine. Bakın. Ve şurada bir tane boş bırakıyorum ikinci. Batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir tane boş bırakıyorum öbürüne. İkili tırabzan. Bir tane boş, öbürüne 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 tanemizi yaptık. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine, hemen dibindekine 1 2 3 4 5 Bir yanındakine 1 2 3 4 ve 5. Sonrasında dibindekine ve bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. İlk sırada ne yaptıysak sonraki sıralarda da aynı işlemi tekrarlayacağız. Ve sonrasında püsküllerimizi yapmaya başlayacağız. Ben bu sırayı bitireyim. Püskül yapmaya başlayınca tekrardan sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi Şöyle göstermek istiyorum. Bakın püskül yapacağız yine. Bir zincir çekiyorum burada. Çeviriyorum. Şöyle bakın. Şöyle parmağımı arkasından geçirdim. Ve hemen bir yanındaki pardon şöyle sıradaki birinciden yapalım. Bu şekilde çıkarıyoruz. Ve parmağımdan çekiyorum. Tekrarlıyorum. Parmağımı arasına koyuyorum. Ve çekiyorum yavaşça. Tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum. Evet bu şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlar. Bakın oldukça hızlı ilerleyen bir model. Ben anlatım yaptığım için biraz yavaş göstermeye çalıştım. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Evet şöyle parmağımdan çekeyim bunu da. Bakın. Bu şekilde bir görüntüsü oluşacak modelimizin. Evet, püsküllü çok güzel bir model arkadaşlar. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. ben bebe yünüyle denedim. Kar topunun bebe yünüyüydü. Tığım da 3 numara arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı alıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bu şekilde oldu. Şöyle dediğim gibi püsküllere biraz hafif bir ütü vurabilirsiniz. Ben vurmadım ama siz şöyle daha sağlam dursun diye şöyle daha aşağıya yatık dursun diye ütü vurabilirsiniz. Ya da ipinizin dokusuna bağlı olarak hani ona gerekte kalmayabilir. Böyle bir modeli bebek elbisesi olarak, kız çocuğu elbisesi olarak, etek olarak veya yelek olarak kullanabilirsiniz. Çanta yapımında da kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.